Merhaba. Evde kapalı kaldığımız, karantinada kaldığımız bu günlerde yapılacak en iyi işlerden birisi de elbette kitap okumak. Dostları özlemle kucaklamayı unutma. Çocuk sevmeyi, çiçek koklamayı unutma. En zorlu anındayken bile kavganın gökyüzüne bakmayı unutma. Zorunlu olarak geçmekte olduğumuz şu karantina günlerinde okumamış olanlara, henüz okumamış olanlara şu üç kitabı tavsiye ederim. İlki Albert Camus'un Vebası olsun. Çünkü gerçekten şu günleri anımsatan bir atmosferin çok önemli bir romanıdır. İkincisi Alexander Pushkin'den Türkçe'ye benim çevirdiğim tüm öykü ve romanlarını öneririm. Üçüncü önerim de sevgili büyük yazarımız Vedat Türkeli'nin Güven'i olsun. Benim hayatım ilk kendimi bildiğim, okuma yazma öğrendiğim çocukluk günlerimden bu yana okuyarak yazarak geçiyor. Ve o olmasaydı dünyada ne yapardım bilmiyorum. En büyük zevk. Mesela şu sıralarda tekrar klasiklerden Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nı okuyabilirsiniz. Ya da Garcia Marquez'in Kolera Günlerinde Aşk, bu dönemle de ilişkili olabilir. Ya da bizden Yaşar Kemal'den Bir Ada Hikayesi'nin ciltlerini okuyabilirsiniz. Ya da Demirciler Çarşısı Cinayeti'ni okuyabilirsiniz. Ben okuyorum. Aynı zamanda da yeni romanıma çalışıyorum. Roman okumanın bir zevk işi olduğunu biliyorum çünkü. Yani bir zorla ilaç içer gibi falan okunacak bir şey değil. Bu konuda bu Edebiyat Mutluluktur kitabımdan bir şey okumak istiyorum size kısaca. Roman sanatının doruğa yükseldiği 19. yüzyılda değerli edebiyat eserleri büyük halk kitleleri tarafından bugünün televizyon dizileri gibi izlenirdi. Charles Dickens'ın fasiküller halinde yayımlanan romanları merakla, heyecanla beklenir, çıktığı anda kapışılırdı. Sevilen bir roman kahramanının ölümü halinde yüz binlerce kişinin gözyaşlarına boğulduğu anlatılır. Dostoyevski'nin romanları gazetelerde tefrika edilir, Tolstoy her romanıyla koca Rusya'da fırtınalar yaratırdı. Fransa'da Victor Hugo, Flaubert, Zola hem romanları hem politik duruşlarıyla toplumun temel taşlarını düşüyorlardı. Bu romancılar kimsenin karşı çıkamayacağı biçimde hem derin ve nitelikli hem de yaygındılar. Demek ki büyük kitlelerin okuması bir eseri değersiz kılmıyor. Sadece roman değil, bütün sanat eserleri hem yaygın hem değerli olabilir. Sinema sanatının en büyüğü olan Charlie Chaplin, Charlot üplemesiyle dünyada milyonlarca hayran edinmiş, o dönemin kıt iletişim koşullarına rağmen Türkiye'nin köylerinde bile tanınmıştı. Bir başka örnek de Picasso'dur. Bu devrimci ressam, kübizm akımının K'sini bilmeyen milyonlarca insan tarafından iyi tanınır. Bu örnekler bizi şöyle bir sonuca götürüyor. Bir eserin nitelikli ve derin olması, onun geniş halk kitleleri tarafından benimsenmesine engel değildir. Oda gül kurusu rengi bir ışıkla aydınlanıyordu. Adam yatağa sırt üstü düşmüştü. Loş ışıkta iyice koyulaşan gözleri sanki hapsedildiği çerçeveden fırlayıp kalbine bıçağı saplayan oymuş gibi alıngan bir ifadeyle Agatha Christie'ye bakıyordu. Oysa fotoğraftaki yazar en küçük bir heyecan belirtisi bile göstermeden tatlı tatlı gülümsemeyi sürdürüyordu. "Hemen ölmüş," dedi maktulü incelemekte olan Zeynep. "Atar damarı kesilmiş olmalı." Sağ elin işaret parmağı pıhtılaşmış bir kan tabakasıyla kaplanmış bıçağın etrafındaki boşlukta bir yarım ay çizdi. Rastlantı mı? Yoksa katil bıçağı nereye saplayacağına iyi mi biliyormuş? Sanki soruyu ben sormuşum gibi başını kaldırdı. "Evet, kestirmek zor başkomiserim." Evet arkadaşlar, ben de korona günlerinde evimdeyim. Size Aşkımız Eski Bir Roman adlı hikaye kitabımdan bir bölüm okudum. Ama ben sadece kendi kitaplarımla ilgilenmiyorum. Ben de kitaplar okuyorum ve size bugün çok kıymetli bir yazarımız Adalet Ağaoğlu'nun Dar Zamanlar üçlemesinden üç kitabını önermek istiyorum. Sadece tek bir kitap değil, üç kitap ve tek bir yazar. Hayır, Ölmeye Yatmak Bir Düğün Gecesi. Türkiye'nin Cumhuriyet dönemi psikolojisini, politikasını, sosyolojisini anlamak için şahane kitaplar. Evde kalın, hayatta kalın, sağlıklı kalın.
Merhaba, ben Buket Uzuner. İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı karantina günlerinde evde kalacak kadar şanslı olanlarımız için birkaç kitap önerisinde bulunmak istiyorum. 14. yüzyılda İtalya'yı kasıp kavuran veba salgını sırasında Boccaccio'nun yazdığı Decameron kitabını listemin başında önerebilirim. Ursula Le Guin'in Mülksüzler kitabı da önemli bir kitaptır. Senem Timuroğlu'nun Kanatlanmış Kadınlar adı altında çıkan kitabını da severek okudum. Son zamanlarda uzun yıllardır üzerinde çalıştığım Tabiat Dörtlemesi adlı kitapların su, hava, toprak, ateşten oluşuyor. Hava romanından sizler için bir bölüm seçtim. Ondan biraz okumak istiyorum. Dünyanın nefesi hava. Başlangıçta hava vardı. Yuvarlak göğün altında sadece hava vardı. Hava nefes oldu, can oldu. Ağaçlara, kuşlara, dağlara ve taşlara. Hava balıklarla yunusa, bulutlar ve tohuma. Hava börtüyle böceğe, kartal ve geyiğe, arıyla yılana ve kişiye can oldu. Hava sıhhat oldu, hayat oldu. Hava ebedi bir başlangıçtı. Temiz oldu, mis oldu, kokusuz ve tuzsuz oldu. Şeffaf oldu, can oldu. Havanın sesi ise ney oldu. Hava nefesi dünyanın, efendisi göklerin, gözleri gezegenin, kökümüz havada, gök ile kök, kök ile gök birleşti havada. Bir oldu özümüz yukarıda, gökte, yüksekte. Hava rengi gök rengidir, kök rengidir özümüzde. Mavinin adı gök ile kök oldu dilimizde. Maviyi gök rengi bildik destanımızda, sözümüzde. Nazar boncuğuna kök oldu efsanemizde. Sağlam olun, sağlam kalın. Sevgiyle hoşça kalın. Size önereceğim ilk kitap Zülfü Livaneli'nin Kardeşimin Hikayesi. İkinci kitapsa Kürşat Başar'ın Başucumda Müzik. Son kitapsa Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali. Çok derin izler bıraktı bu üç kitap bende. Bu yüzden size de tavsiye ediyorum. Sizlere Mor adlı kitabımın arka kapak yazısından kısa bir bölüm okuyacağım. Neden bunu seçtiğime gelince, bilim kurgu türünde yazılmış bir kitap olmasına rağmen insanlar bu kitabın içindeki duyguları kendilerine çok yakın ve çok samimi buldular. Bu da beni çok mutlu etti. Koca bir orman yanıyor içinde ama bir tek sen kül oluyorsun. Sadece bir insanı değil, kirpiklerinden hayata tutunduğun bir aşkı kaybediyorsun. Ağlıyorsun. Kimi gözyaşları yanağını ıslatırken geçmişini temizler. Temizleniyorsun. Kendini doğuma iki canla girip yapayalnız çıkan bir anne gibi hissediyorsun. Sana ait olanı doğururken kaybediyorsun. Ama hiçbir zaman onu içinde öldüremiyorsun. Kalbinden çıkaramadığını kabrine kadar götürüyorsun. Zaten o içimizde öldüremediklerimiz değil midir bizi sevmediklerimizle yaşamaya mahkum eden? İnsan yalnızca mutlu olduğu zaman dilimine hayat diyor. Gerisi yaşamaya çalışmak. Unutma, hayal ettiğin kadar hayal, gerçekleştirebildiğin kadar gerçeksindir. Bazı şeyleri değiştirebilmek içinse bildik acıları yeniden yaşaman gerekmektedir. Ve kimsenin mutsuzluğu hayatı kadar uzun sürmemelidir.